Evet arkadaşlar merhaba. 13 Mayıs 2021 Ankara At Yarışları gündüz programıyla beraberiz. Herkesin öncelikle Ramazan Bayramı'nı, Şeker Bayramı'nı kutluyoruz. Buradan tüm ülkem insanlarının Ramazan Bayramlarını kutlar ve tebrik ederiz arkadaşlar. Ailelerinizle beraber, sevdiklerinizle beraber ve sizi sevenlerle beraber daha nice mutlu bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Ve hemen yarışlarımıza, değerlendirmelerimize geçiyoruz bugün Ankara'da. Dün İstanbul'da güzel bir gün geçirdik ama şöyle söyleyeyim, hani şansın içinde şanssızlık olur ya, böyle burunlarla falan bizim sürpriz önerdiğimiz atlar gelemedi. Az verdiği için de bahsetmiyoruz bile. Web sitemizde yayınlamıyoruz bile arkadaşlar 200 liranın altında veren altlıları. Evet, hemen şimdi Ankara ile ilgili görüşlerimize geçiyoruz. Yani tabii şunu bir öncelikle anlamış olmamız gerekiyor ki yeni olan arkadaşlarımız belki değil ama eski arkadaşlarımız bizimle olanlar biliyorlar. Bizim bu İstanbul ve İzmir özellikle tabii ki Ankara olsun diğerleri de olsun onlarla da aynı şekilde 4 kişilik bir süzgeçten geçtiğini söylemiştim. O bakımdan çok şanslısınız ve en uygun atları burada ihtimaller dahilinde bizlerden duyabiliyorsunuz bu şekilde. Evet, birinci koşuyla başlıyor birinci atlı. Yani tam 9 tane koşu var Ankara'da. TJK Türkiye yarışlarında bir tane koymuş ki doğru olan da o zaten. Yani akşamleyin herkes kendi bayram tebriğinde olacaktır muhtemelen veya normal yani bayram olduğu için orada da çalışanların biraz bayram tatil yapmasında yarar var. Normal. Evet. Birinci koşuyla başlıyor saat 1'de Ankara'da. Şartlı 3 bir koşu. 4 yaşlı Arap Safkanları burada start alacaklar. 2000 metre kum piste çıkacaklar. 4 yaşlı Araplar. 7 tane Safkan var. Tam 3 tane Safkan'ın dışına çıkacağını düşünmüyoruz burada. 3 tane Safkan içerisinde. İlk adımımız 4 numaralı Yeltay Bey. Mehmet Akyavuz da. Evet. Yükselen form grafiğiyle Mehmet Akyavuz bizim şu anda takipte olduğumuz ve bindiği atlara da öncelik tanıdığımız bir jokey. Mehmet Akyavuz'un bindiği Yeltay Bey burada çok şanslı. Hatta her ne kadar birinci gelmiş olsa da tekrar birinciliğe yakın bir safkan. İkinci adımız bir numaralı Babacan'dır. Gökhan Kocakaya'yla. Ve üçüncü adımız da 5 numaralı Ayza Hanım diyoruz. Fatih, Rüstem, Bebek'le. Arkadaşlar günün sürprizini de Şah Hanım yapar. Vedat Abiş'le diyoruz. Tabii ki burada Cihan Pehlivan'ın da koymak isteyenler 5 atlık bir durum yok normalde. Burayı biz 4, 1 ve 5 olarak geçiyoruz. Veya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani Diyarbekir bile her an burada bir sürpriz yapacak durumda. Çok dikkat edin, bu atı da takip edin. Biz burayı 4, 1 ve 5 olarak geçiyoruz. İkinci koşudayız 13.30'da. Birinci atılgan, ikinci ayağı oluyor. 1900 metre çimpiste çıkacak safkanlar. Şartlı 2 bir koşu. Burada birinci atılganın ilk bankosu geliyor. O da 1 numaralı Peaky Blinders Mücahit Bayır'la bizim bankomuz arkadaşlar. Bu safkanı kolay kolay burada geçecek bir safkan yok. Ve o yüzden biz burada 1 numarayı banko olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Üçüncü koşuya geçtik. Birinci altılı Ganya'nın üçüncü ayağı ve yedili plasenin de başlangıç ayağı. Şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çimpiste çıkacaklar. Tam 4 tane safkan içerisinde biz bir tane safkanı ön planda gördük ve onun kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. O da etkili sprintiyle ve bu sefer üzerine bindiği usta jokeyiyle ile Özcan Yıldırım'la 2 numaralı Legal'leydi. Bizim birinci altılı Ganya'nın da ikinci bankomuz arkadaşlar. Ve diğer safkanların önünde bunu gördük. Tecrübeli jokey ile kazanacağını düşünüyoruz. 2 numara Legal'leydi. Burada 3. koşu da bankomuz. Evet 4. koşu. 1. Altılı Ganya'nın 4. ayağı ve 2. Altılı Ganya'nın da başlangıç ayağı. İşte geçiş ayaklarına başladık tekrar. 2 altılının arasındaki 4, 5 ve 6. koşular. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar. 2200 metre. Çim piste çıkacaklar. Burada 10 tane safkan start alıyor ve bizler de tam 5 tane safkana yer veriyoruz. Zor bir ayak. İlk atımız 2 numaralı Dizlarım Vedat Abiş'le. Her ne kadar 61 kilo da olsa
Bu güçlü safkan bizim ilk atımız. İkinci atımız 5 numaralı Şeker Sultan Gökhan Kocakaya ile 4 numaralı Bersun Ateşi Hışman Çizik ile. Hışman Çizik döndü. Sanırım ceza almıştı. 8 numaralı Foto Kızı arkadaşlar Daniel Kaya ile ve 9 numaralı Turbo'nun Gülü Emra Sincan'la burayı 2, 5, 4, 8 ve 9 şeklinde tam 5 tane safkanla geçiyoruz. Evet, 5. koşudayız. Altılı Gaya'nın 5. ayağı ve 2. Altılı Gaya'nın da 2. ayağı. Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre için piste çıkacaklar. Tam 15 tane safkan burada start oluyor. Ve biz bu 15 atın 5'ini yazıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir ayak bu. İlk atımız 11 numaralı The Fire Girl. Vedat abi işte o da yükselen form grafiğiyle bizim takvimimiz olan bir apprentice. Artık biz onu apprentice değil bir jockey kıvamında görüyoruz. Hep de iyi atlara biniyor. 8 numaralı Navratilova Ercan Çankaya ile 7 numaralı Kort Veligogo Ayhan Kurşun'la 1 numaralı Beautiful House Mehmet Akyavuz'la ve son olarak da 14 numaralı Value Chain Akın Sözen'le burası için yeterli olacaktır. 11, 8, 7, 1 ve 14 şeklinde. Evet, 6. koşudayız. Bu geçiş ayakları çok önemli arkadaşlar. Bol bol at yazmakta yarar var. Tabii önemli bir tek gördüğümüz zaman onu bildiriyoruz. Evet, kısa vade 9 koşusu, Kafkasya koşusu da geçiyor bu kısa vade koşunun ismi. 4 ve yukarı İngilizler, 2000 metre kum piste çıkacaklar ve 9 tane safkan burada kıyasıya mücadele edecek. Tam 5 tane safkana burada yer verdik. Bu 9 atın 5'ini yazıyoruz arkadaşlar. İlk atımız 5 numaralı Victor Wallace. Alternatif banko niteliğinde olan bu safkanı eğer küçük kuponlardaki arkadaşlar banko daha iyi yazabilirler Victor Wallace'ı. Ancak tam 4 tane daha ata yer veriyoruz. İkinci atımız 2 numaralı Göğüs Keren Gökhan Kocakaya ile 1 numaralı Alberto Özcan Yıldırım'la. Şöyle söyleyeyim, hani orta kupon yapanlar, medium kupon yapanlar ya da nasıl söyleyeyim. Hani geniş değil de ne geniş ne küçük kupon, yani orta kupon yapanlar da Victor Wallace, Göğüs Keren ve Alberto yani 5, 2 ve 1 de bırakılabilir. Ama bunun biraz daha genişlettiğimiz zaman 3 numaralı Royal Avşar ve 8 numaralı Flashing Girl mutlak düzeyde yazılması lazım olur ki burada biz 5 atla geçiyoruz. 5, 2, 1, 3 ve 8 şeklinde arkadaşlar. Evet, 1. altılı ganyanı tamamladık ve 2. altılı ganyanın da burada 4. ayağına geçiyoruz. 7. koşuya. Saat 16'da. İnşallah bayramda şöyle güzel sizin yazdığınız atlar gelir arkadaşlar. Bizim de yazdığımız atlar gelir hep beraber. Tabii ki en fazla ihtiyacı olan arkadaşlarımız öncelikle kazansın diyoruz. Şartlı 2 bir mücadele. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. 12 tane safkan burada start alıyor. Evet arkadaşlar burada bizim bir bankomuz var. Güveniyoruz bu bankomuza biz. Sonuna kadar da arkasındayız ve hiç kesinlikle sabit bir şekilde değiştirme yapmayacağız. Yani değiştirme yapmayacağız derken bazen böyle uçuk bir %5 AGF atı olduğunu görüyoruz. 4 numaralı Alan Kos, Ali Kaçmaz'la burada bizim 2. altının bankosu arkadaşlar. Evet bu yaşarcık yavrusu 1500 metre kum pistte uçacaktır. Ali Kaçmaz da bir şekilde kaçacaktır. Ve tabii ki diğer safkanlar bunu sıkıştıracak olan safkanlar var. Öncelikle 5 numara, 3 numara ve 7 numara. Ama biz burada 4 numaraya güveniyoruz. Alan Koz bizim bankomuz arkadaşlar. Ali Kaçmaz'la. Evet. 7. koşudan şimdi 8. koşuya geçiyoruz. Tahmincilerin takip ettiği kanaldasınız arkadaşlar. Tahminci arkadaşımın hepsine selam olsun. Onların hepsini çok seviyoruz. İnşallah onlar da başarılı tahminler yapsınlar. İzleyenlerine yüzünü güldürsünler arkadaşlar ama tahmincilik bir vebal işidir. Çok fazla hani bilmeyen arkadaşlar da olduğunu görüyoruz. Çok dikkat etmek lazım tabii. Yanlış bir şeye kapılmayalım. Evet 8. koşudayız burada. Günün en zor koşusu arkadaşlar bize göre. 1200 metre çim pistte handikap 14 mücadele var. Bu arada bu 4 ve yukarı İngiliz safkanları hepsi
kaşarlanmış, palazlanmışlar. Evet, tam 7 tane safkanayar vereceğiz burada mecburen. 7 numaralı komandat ilk atımız Emrah Sincan'la 8 numaralı Bay Bay Lulubay. Özür dilerim. Bay Bay Lulubay. 6 numaralı Bay Bay Lulubay. Özür dilerim arkadaşlar. 8 de var, merak etmeyin. Evet. 7 numaralı komandat dedik. 6 numaralı Bay Bay Lulubay dedik. Mert Gökalp Aslan'la. 4 numaralı Bosendra Ayhan Kurşun'la. 2 numaralı Yarış Bey'i Ahmet Çelik'le. 8 numaralı Miss Matra Mert Ali Solmaz. 11 numaralı No Control Ali Kaçmaz ve 5 numaralı Hafocan Akın Sözen'le. Tam 7 tane atı arkadaşlar burada. 7, 6, 4, 2, 8, 11 ve 5 diyoruz. Evet, güzel verecek inşallah bu altılı Ankara'da bugün ve başkentimizdeki bu altılıda da inşallah birçok üyemizde tutar arkadaşlar. Daha evvel tuttuğumuz gibi o günkü tevzinin yarısını kaldırdık Ankara'da, hatırlarsınız. Evet, günün son koşusu 9. koşu Maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pist burada. Şimdi normal şartlar altında burada 3 tane atımız var ama bir tane de küçük kuponlar için tabii ki öngördüğümüz bir alternatif bankomuz da var. Burada 2 numaralı Angel of Lucky ilk atımız ve aynı zamanda alternatif bankomuz arkadaşlar. Yani küçük kuponlarda rahatlıkla tek atılabilir bu. Bir şekilde hışman çizik geri dönüp kaldığı yerden devam etmek isteyecektir. Ama bunun yanında biz 2 tane daha at yazıyoruz. İşi sağlam almamız lazım. Ciddi rakipleri. Onlardan bir tanesi 4 numaralı Doji ile Girl. Müslüm Çelik ile ve 6 numaralı Galileo Girl Akın Sözen ile. Bu girl'ler yani kızlar, bu Doji ile Girl ve Galileo Girl bu Angel of Lucky'yi sıkıştırabilirler. Ama 2-4-6 olarak biz geçsek de burada küçük kuponlarda alternatif bank olarak 2'yi biz önerebiliyoruz. 2'yi çizgi çekip 4 ve 6 diyoruz. Eğer var sizin atınızda tabii yazabilirsiniz burada. Diğer atların kolay kolay bu 2 atı, 3 ata diyeyim hadi. Yani 2-4-6'nın yanına yaklaşacağını pek düşünmüyoruz arkadaşlar. Evet, Ankara ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Tabii ki bunları, bu şablonların hepsini marksporttahmin.com'dan da ulaşabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Aynı zamanda arkadaşlar burada bizim videolarımızın altında bilgisayarlardan girildiği takdirde görülebiliyor bu katıl butonu. Katıl butonundan premium üyelik alan arkadaşlarımıza da WhatsApp üzerinden en ideal kuponları yolluyoruz gün bazında. İletişim içinde Facebook üzerinden ve Instagram üzerinden bizimle rahatlıkla temasa geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bizden bilgi alabilirsiniz tabii ki diyoruz. Evet, iki tane yabancı yarışımız var. Onların videolarını da izleyebilirsiniz. Akşam Pimlico var. Gündüz de tekrar York var. Bu arada dün kazanan tüm arkadaşları tebrik ederim. Yani az verdi ama yapacak bir şey yok. İnşallah rast gelsin diyelim. Tekrardan herkesin, tüm ailelerinizin ve sizlerin, tüm yarış severlerin, üyelerimizin, bizi takip edenlerin, bizi takip edip saygı duyan ve duymayanların, herkesin bayramını kutluyoruz arkadaşlar. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice mutlu bayramlara, ailelerinizle beraber, sizin sevdikleriniz ve sizi sevenlerle beraber nice mutlu günler diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese bol şanslar.